Bölüm 19. İsa ölüme mahkum ediliyor. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor renkte bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, "Yaşa ey Yahudilerin kralı!" diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı Yahudilere, "İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulamadığımı bilesiniz," dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, "İşte o adam," dedi. Baş kahinler ve görevliler İsa'yı görünce, "Çarmıha ger! Çarmıha ger!" diye bağırdılar. Pilatus, "Onu kendiniz alın çarmıha girin," dedi. "Ben onda bir suç görmüyorum." Yahudiler şu karşılığı verdiler: "Bizim bir yasamız var. O yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor." Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya, "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. İsa ona cevap vermedi. Pilatus, "Benimle konuşmayacak mısın?" dedi. "Seni salıvermeye yetkim olduğu gibi çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?" İsa, "Sana gökten verilmemiş olsaydı benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı," diye karşılık verdi. "Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür." Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, "Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin," diye bağırıştılar. "Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur." Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. O gün fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere, "İşte sizin kralınız," dedi. Onlar, "Yok et onu, yok et, çarmıha ger," diye bağırıştılar. Pilatus, "Kralınızı mı çarmıha gereyim?" diye sordu. Baş kahinler, "Sezar'dan başka kralımız yok," karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus, İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. İsa çarmıha geriliyor. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp, kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Onu orada çarmıha gerdiler. Onunla birlikte iki kişiyi daha, İsa ortada, onlar da iki yanında olmak üzere çarmıha gerdiler. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yafta da şöyle yazılıydı: Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılmış olan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudilerin baş kahinleri Pilatus'a, "Yahudilerin kralı diye yazma," dediler. "Kendisi ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yaz." Pilatus, "Ne yazdımsa yazdım," karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra onun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde 4 parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, "Bunu yırtmayalım," dediler. "Kimin olacak diye kura çekelim." Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu: "Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine Kur'a çektiler."
Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, annesinin kız kardeşi, Klopa'nın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, "Anne, işte oğlun," dedi. Sonra öğrenciye, "İşte annen," dedi. O andan itibaren öğrenci Meryem'i kendi evine aldı. İsa'nın ölümü. Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek, kutsal yazının yerine gelmesi için, "Susadım," dedi. Orada ekşimiş üzüm suyu dolu bir kap vardı. Üzüm suyuna batırılmış bir süngeri, Zufa dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa üzüm suyunu tadınca, "Tamamlandı," dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudiler Pilatus'tan çarmıha gerilmiş adamların bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin sept günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o sept günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilmiş olan öteki adamın bacaklarını kırdılar. Ama İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar. Bununla birlikte askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir, siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacaktır diyen kutsal yazının yerine gelmesi için olmuştur. Yine başka bir yazıda, bedenini deştikleri adama bakacaklar deniyor. İsa'nın gömülmesi. Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesetini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudilerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesetini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelmiş olan Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten beze sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.